Evet. Şimdilik buralardayız. Şu mahkemeler bir bitsin sonra bakacağız. Tebrikler. Tekrar tebrikler. Çok yakıştınız gerçekten. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. En kısa zamanda yemeğe çıkalım. Hay hay. İyi günler. İyi gidiyorsun. Çalışıyorum. Merhaba, nasılsınız? Nazlı, ben sensiz ne yapacağım şimdi ya? Fatoş, abartma istersen. Yok kız, gerçekten rol yapmıyorum. Seni böyle görünce bir fena oldum ya. Artık burada kalacaksın, evde de yoksun. Bak, önceden odamdan bağırıyordum, diğer odadan beni duyuyordun yani. En azından bunu biliyordum ben. Fatoş'un üzülme. Neyse ki telefonu icat edeyim. Bir ararsın, koşarak gelirim. Bırakır mıyım seni hiç? Söz. Söz. Hı, gördüm. Abla, kız bak ben var ya tebrik ediyorum seni. Helal olsun sana. Resmen aşçı olarak girdiğin evin hanımı olarak çıktın yani. Ama ben anladım. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyormuş. Ben de yakın zamanda yemek yapmayı öğreneceğim. Ablasının güzel kardeşi. Sen hiç hayatında gelin dayağı yedin mi? Evet. Topukluyla döverim seni. Düzgün dur. Nasıl? O çiçekleri atmayacak mısın? Bak burada bir sürü bekar kızlar var. Aa, biz nasıl unuttuk kız bunu? Atıyorsun hemen çiçeği, dur. Kızlar koşun koşun. Sen hayatın akısıyorsun. Ay İkbal Hanım çekinmeyin, siz de gelin. Evlenmenin yaşı yok. Masum. Hadi toplaşın. Fatoş, hadi göreyim seni. Ay tutmasam mı acaba? Ya bir dakika, bir şey diyeceğim. Fotoğrafın boyu çok uzun yani. Şu an haksızlık var burada. Senin de dilin uzun Asma. Bak gördün mü, Japon ama insan sarrafı. Hazır mıyız? Hayır. O zaman... bir... iki... Ay nasıl? Üç... Aa Tarık, resmen senin kısmetinmiş ya. Yok ya, kısmet değildir o bence. Bir yanlışlık olmuştur herhalde. Çünkü kısmet olmaz bende pek. İyi de bu böyle olmaz yani. Senin bunu başka birine vermen lazım. Evet, birine vermem lazım. Siz zaten ihtiyacınız yok. Size de vermek istemedim. size vereyim. Ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel günlerde kullan. Abi. Evet, hadi artık. Bugün Ferit Denaltı çok yorucu bir gün geçirdi. Artık romantik aşıkları yalnız bırakma vakti. Hadi bakalım. Kolay değil. Hiçbir şey bitmedi daha. Karşınızda Demet Önder var. Affedersiniz, bakabilir misiniz? Ne
işkolik çıktınız arkadaş ya. Çıkmak bilmediniz ofisten. Şimdi bakalım Aslan Ferit'i yakacak olan tırlar ne zaman, nereden nereye gidecek? Hadi. İşte. Vay be. Dayımla Nazlı evlendi. Çok acayip bir şey. Vallahi bizce de çok acayip Bulutçuğum. Dayı, ben ne zaman bu eve geleceğim? Yani ne zaman hep beraber olacağız? Çok yakında dayıcığım. Az kaldı. Bir yıl falan mı? Bir yıl sürmez. Daha az. Bir ay. Elimden geleni yapacağım. Biz de Nazlı'yla seni bir an önce burada görmek istiyoruz. Değil mi Nazlı? Öyle tabii. Sen olmadan biz bu evde çok sıkılırız. Ne yapacağız sensiz? Süper o zaman. Ben geldiğimde hep beraber oyun oynarız. Oyun oynarız. Canın ne istiyorsa onu yaparız. Sen gel de. Yaşasın. Görüşürüz. 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 Ferit Bey, tekrar tebrikler. Nazlı Hanım, görüşürüz. Sağ ol Tarık. Bence her şey daha yeni başlıyor. Dikkat et, yırtılmasın. Endişelenmene gerek yok. Zaten çıkardıktan sonra benzin döküp yakacağım. Hiç önemli değil. Aynı fikirdeyim. Ben de çok sıkıldım şunlardan. Ama en çok ne yordu biliyor musun? Sana aşıkmış gibi yapmak. Canım ya. Ne zaman bitecek bu Hakan'ın işi? Ne zaman boşanabileceğiz? Biraz sabret. Hakan'ın açığını yakalamaya çalışıyorum. Her ya da geç elime düşecek. Merak etme, benim de seninle uzun süre evli kalmaya niyetim yok. Bulut olmasa var ya. Seninle bırak evlenmeyi. Aynı kaldırımda bile yürümezdim. Ben de sana bayılmıyorum Nazlı. Ne güzel ya. Normal çiftlerin 3 yılda falan geldiği konuma biz 3 saatte falan geldik herhalde. Kendinle gurur duyabilirsin. Bir de pişkin. Harika. Yani her şey benim suçum öyle mi? Söz verdiğin halde nikah hakkın ortadan kaybolup Deniz'in yanına gittin Nazlı. Seni sürekli affetmeye çalışmak çok yorucu. Affetme. Beni sakın affetme. Çünkü ben seni asla affetmeyeceğim. Sen mi beni affetmeyeceksin? Ne yaptım ben sana? Bir tane bir şey söyle. Hadi ne yapmışım ben sana? Boş ver canım. O da bana kalsın. Gidip üstümü değiştireyim. Yeterince gerdi. Ah pardon. Canım ya. Dayı, anasına babasına ne diyecektik? Nasıl bakacaktık yüzlerine? Haklısınız. Buyurun. Çayınız. Teşekkürler hayatım. Afiyet olsun. Bir daha böyle bir şey karşıma gelirsen. Sizin bu çaya da bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Afiyet olsun. Köfte mi yapsak yarın? Köfte mi? Ne köftesi ya? Çocuğun bu hafta okulda veli toplantısı varmış. Sen mi gidersin, ben mi gideyim? Aa. Engin, iyi misin sen? Ya şimdi böyle çekirdek, çay, işte televizyon falan, aynı evli çiftler gibi olmadık mı? Ha. Öyle olduk değil mi? Ya bugün bizimkileri öyle gördüm ya. Benim de bir an önce evlenesim geldi. Ya Fatoş, bu işi çok uzatmasak mı acaba diyorum. Annemler seni çok merak ediyor. Haftaya bir buluşma ayarlayayım diyorum. Ne dersin? Ya Engin, senin annenler Amerika'da yaşamıyorlar mıydı? Evet. Seni görmek için gelecekler. Aa, ta oralardan. Ay hiç zahmet etmesinler ya. Vallahi bak, hem biletler de pahalıdır şimdi. Hayatım sen öyle şeyleri düşünme lütfen. Engin, o zaman önümüzdeki hafta gelmesinler ya. Şey yapsınlar, önümüzdeki ay gelsinler. Ha? Olur mu? Fatoş, sen bu işi ertelemeye mi çalışıyorsun? Yani benden emin olmadığın şeyler mi var? Yok, emin olmamak değil de. Ha, anlıyorum. Tereddütlerim var. Yok yok, tereddüt de değil. Ne peki Fatoş? Engin. Sessizlik.
Engin. Ya bak biraz hızlı gitmiyor muyuz sence de? Ya şehir içi hız 50 kilometre, biz 120 ile gidiyoruz gibi geliyor bana. Sen kaç kilometreyle gitmek istiyorsun? İstiyorsan sağa çekip duralım. Hayır yok, durmak değil. Ben artık kalkayım Fatoş. Engin ya çok ani kalktın bir anda ama böyle. Evet, çünkü senin bence yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacın var biraz. Ya Engin. Ya Engin ya, böyle de hiç olmadı ama. Aa, nereye böyle? Biraz arabayla dolaşacağım Asuman. 50 kilometreyle. Hadi iyi geceler. Ne oldu? Yine mi vazgeçtin? Hayır Asuman, düşünüyorum ya. Sen git de bir soğuk suyun altında düşün istersen. Sakin ol Nazlıcığım. Sakin ol. Bak gelinsin sen. Şimdi derin bir nefes al. Al 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 al. O derin nefesi içine çek. Kötü enerjileri geri ver. Tamam. Şimdi o içerideki iyi enerji düğmelere odakla. Düğmelere odaklarsan belki o iyi enerjinin etkisiyle o düğmeler açılır. Düğme yapmışsınız arkadaşım, düğme. İlik yapmayı unutmuşsunuz ama. Bak Nazlı, iki tane daha. İki tane daha açarsan kurtulacaksın bugünlükten hadi. Bitecek, hiçbir şey olmayacak. Gerisi böyle vış diye kayıp gidecek hadi. Allah'ım aşk olsun, gerçekten aşk olsun ya. Düğün gecesi bir geline bu rezalet yaşatılır mı? Ay, yırtıp atacağım, az kaldı. Hadi. Hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Allah'ım ne olur. Ne olursun beni Ferit'e muhtaç etme, ne olursun. Kira mı aldım acaba ben? İhtar. Ararım her sabah Fatoş'u. Gelir açar. Canım arkadaşım. Yine mi yanlış nota? Evet. Her yanlış akor için ne yapıyorduk? Bir tane şart. Tekrar yapıyorum. Yanlış yaptım. Hatasız kul olmuyor. Bana da olursun bir tane. Deniz. Yapma. Aa, ben cezamı çekmek istiyorum. Özür dilerim. Deniz. Yapma kendine böyle. Bak Ferit ve Nazlı birbirlerini seviyorlar ve evlendiler. Hepsi bu. Deme öyle, deme öyle. Öyle deme. Ne öyle deme, öyle deme. Öyle. Bak Ferit ve Nazlı birbirlerini seviyorlardı. Sen anlamak istemedin. Engel olmaya çalıştın, o da olmadı. Evlendiler, bırak artık. Bırak kendi hayatlarını yaşasınlar. Sen de kendi hayatını yaşa. Kendine bu kadar acı çektirme lütfen. Oluyor mu öyle acı çektirme deyince, oluyor mu? Olmuyor. Olmuyorsa onlardan uzak dur o zaman. Ne bileyim İstanbul'dan git. Ya benim tanıdığım Deniz bu değil. Herkesin arzu ettiği hayatı yaşayan, oradan oraya ışınlanan, bir günde üç ülke gezen Deniz bu mu? Aktarmayı sayarsın dört diliyor. Hah. İşte benim tanıdığım Deniz bu. Söylemeyecektim ama madem bu haldesin söyleyeyim. Senin çok sevdiğin Faslı bir grup vardı ya. Onlar Fransa'da konser vereceklermiş. Ve bizim de İki tane biletimiz var. Sürpriz. Hadi ya. Evet. Kutluyorum.
Hatta konserden sonra istersen Güney Fransa'yı gezeriz. Oradan İspanya'ya. Ha? Portekiz. Evet. Hatta oradan İngiltere'ye bile geçeriz. 2 ay boyunca hiç buraya dönmeyiz. Ha? Çok güzel olmaz mı? Gelirim. Nasıl gidelim? Gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Gidelim buralardan. Ben sen çok içiyorsun. Çok içiyorsun, dengeni kaybediyorsun. Ah be Nazlı kuş ya. Oldum böyle ya. Ay resmen hain evlat, ökkeşsin Asuman. Aa, ne yaptım ben yine ya? Ya daha Nazlı'nın yatağının sıcağı soğumadı be, bu ne acele? Fatoş'um niye evden ölü çıkmış gibi konuşuyorsun? Tövbe de kız, deli mi ne? Asıl deli sensin Fatoş'cum. Yani benim ablam sevdiği adamla ki kendisi Karun gibi zengin ve yakışıklı mutlu mesut bir hayata adım attı. Biz niye bunun bir tarafına üzülüyoruz ki? Ya ben onun mutluluğuna bir şey mi diyorum? Herkesten çok hak ediyor benim arkadaşım mutlu olmayı. Daha önceden olsa şu kapıdan başımı uzatıyordum, burada onu görüyordum yani. İnsan da bir garip oluyor böyle. Asuman, insanın birazcık hatıraya saygısı olur. Ya ne yapıyorsun ya? Aa, kızım manyak mısın sen? Ben odamda istemiyorum öyle Japonsal şeyler. Ablam çok sevseydi gider kendi evinin duvarına asardı yani. Ferit Bey de çok izin verirdi o kalenin duvarına bunları asmasına. Sen de ne meraklıymışsın be büyük odaya geçmeye. Herhalde kızım ben yıllardır bu anı bekliyordum. Ama senin daha erken gideceğini düşünmüştüm yani. İdeal zengin koca adayını daha erken buldun ama ablam senden daha hızlı çıktı. Hainsin Asuma, çok hainsin. Ne halin varsa gör be. Yok, çok çirkin bir nevresi. Dili damağı kurudu mu acaba diye soran hiç yok. Gelin kim ki? Gelin değil sanki robot. Yeterince yersen şişip gelinliği patlatabilirim. Ye Nazlı'cığım ye. Bugün senin en mutlu günün. Gelinliği çok sevdin herhalde. Çok sevdim. Bir hafta bununla dolaşacağım. Ferit. Gidiyor musun? Canım fıstık ezmesi çekmiyor. Yarın bıraktığım bir kitabım vardı. İyi geceler. Ben gelinliği çıkartamadım çünkü ilikleri galiba biraz fazla dar. Çıkaramadım yani, birbirine dolaşmış, düğüm olmuş. Ve zor durumdayım. Yardım istiyorsun yani. Maalesef. Efendim? Diyorum ki lütfen bana yardım eder misin? Ortada kaldım gelinlikle. Aa tabii, tabii. Ederim. Hemen geliyorum. Oo, çok fena düğüm olmuş gibi görünüyor. Yani daha önce çok çözmüş düğüm var ama hiç böylesini görmemiştim. Gerçekten daha önceki referanslarla hiç ilgilenmiyorum. Şunu çözebilir misin? Bana onu söyle. Şansımı deneyeceğim, söz vermiyorum. O sırada ekmeğimi yiyebilir miyim? Aa, tabii tabii, rahatına bak çünkü belli ki uzun sürecek bu. Hadi bir şeyler ye. Çok iyi gelecek sana. Ben iyiyim ya. Ya nasıl iyisin? Sabahtan beri bir şey yemedin, ye işte. İyiyim, iyiyim. Karnım tok benim, iyiyim ben, çok iyiyim. Ya ne güzel planlar yapıyorduk. Gidecektik, gezecektik. Ya niye şimdi başa döndük? Tatile gideceğiz. Kafamızı dağıtacağız. Hı? Bir sürü ülke dolaşacağız. Çok güzel olmaz mı? Tatil? Evet, tatil. Tatil? İyi gelecek mi? İyi gelecek. Hatta senin bir arkadaşın vardı Ali diye Güney Fransa'da. Onun yanına bile gideriz. Aa, ne yapıyor ya? Bilmem. Gidip görmeye ne dersin? Ben de bilmiyorum.
Biraz inatçı çıktı. Artık kime çektiyse. Galiba ömrümün sonuna kadar bu gelinlikle dolaşacağım. Neyse, iyi tarafından bak. Her sabah ne giyeceğim derdi yok. Çok affedersin de o elin orada durmak zorunda mı? Destek alıyorum Nazlı. İlla oradan mı alman lazım o desteği? Bak anlıyorum gerçekten çiftler birbirine destek olmalı. Ama biz tam olarak... Şişt, bir saniye açılıyor. Açılıyor şu anda. Açılıyor evet bir saniye evet açıldı. Artık üstünden çıkarabilirsin. Başardım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten. Ben gidip gelinliğimi çıkartayım o zaman. İyi geceler. İyi geceler, teşekkürler. Canım sıkıntı be Hakan. Doğru söylüyorsun, benimki de soru. Ağlamışsın sanki sen. Ne oldu? Daha ne olsun ki? Baksana yakında Bulut'u elimizden alacaklar. Bulut abimden kalan tek şey. Üstelik ben ona çok alıştım biliyor musun? Üstelik hayalini kurduğumuz her şeye kavuşmuşken... Şimdi her şeyin böyle teker teker elimizden alınması beni çok üzüyor. Gerçekten sen Bulut'a mı üzülüyorsun? Evet. Öyle tabii ki. Gel buraya. Üzme tatlı canını. Daha maç bitmedi. Hakem son düdüğü çalmadı. Gün doğmadan neler var. Hadi uyuyalım dinlenelim biraz. Boş ver. Hadi iyi geceler. Oh. İyi geceler. Yatmadan sorayım dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Her şey yolunda. Yanında bulunsun. Belki okumak istersin. Canı sıkılırsa falan. Okumuş muydun daha önce? Hayır. Ama okumayı çok istiyorum. Güzeldir, tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hem kitap için hem de oda için. Rica ederim. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Kavuşurum.
Bulut'un vesayetini almak için en yakın zamanda davayı açmak istiyorum. Bundan sonra top sizde. Bir an önce ne gerekiyorsa yapalım. Uyu bakalım biraz daha. Nazlı, uyandın mı? Nazlı, iyi misin? Nazlı, iyi misin? Nazlı, iyi misin? Nazlı, neyin var? Oo, yanıyorsun sen. Tamam, hadi kalk, seni hastaneye götürelim. Hayır. Hadi. Açma, sakın açma. Üşüyorum. Açma. Alo Necati Bey. Acil bir durum çıktı. Nazlı, eşim çok yüksek ateşi var. Su içinde kalmış. Ne yapmam gerekiyor? Acil bir çözüm ya da bir ilaç. Duşa sokayım. Tamam, anladım tabii. Tabii tabii, vakit kaybetmeyelim. Yok, ne konuştuğunu duydum. Sakın aklından bile geçirme. Bak sakın diyorum. Sakın, kötü olur yoksa. Üşüyorum, bırak sakın dedim. Üşüyorum. Günaydın uykucu. Günaydın. Aa, bakalım. Yeni yaptım. Şimdi içebilirsin. Kahvaltı mı hazırladın? Hı. Hep sen erken kalkacak değilsin ya. Hem zaten bugün bütün programımı ayarladım. İlk önce seyahat acentesine gideceğim. Oradan biletleri ayarlatacağım. Onların hepsini ayarlayacaklar, aktarma falan. Oradan da kalacağımız yerlerle ilgili bir liste yapacağım. Sonra birlikte bakarız. Hadi gel. Sen yemeyecek misin? Sen uyurken yaptım ben kahvaltımı. Hadi beni tutma, ben gidiyorum. Zaten eve doğuracağım, prova var. Hadi afiyet olsun, görüşürüz. Nasıl taslı işkence yapıyorsun?
üstündekileri çıkartmak için beni öldürmen lazım. Seni öldürmeden de bunu yapabilirim. Merak etme, sadece bunu çıkaracağım. İçindekilere dokunmayacağım. Merak etme, çok soğuk olmayacak. Doktorluk dedi. Sadece biraz serine yakın bir yıllık. Sen benim tanıdığım en acımasız, en merhametsiz. Seni korkunç insansın. Ne kadar üşüdüğümü anlamıyorsun değil mi? Hastayım ben. Ilık duş iyi gelmiş. Ben yine de her ihtimale karşı ateş düşürücü iğne yaptım. Şu anda durum iyi. Ama siz yine de sık sık ateşini takip edin. Olmazsa kliniğe getirsiniz, serum bağlarız. Tamam Necati Bey, teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Rica ederim, ben yolu biliyorum. Teşekkürler. Sen nasıl üşüttün böyle? Bilmem. Neyse ki zamanında müdahale ettim. Suyu geldi. Bir daha öyle iznim olmadan beni duşa falan sokmazsan sevinirim. 40 derece ateşim vardı. Ne yapsaydım? Olabilir. İlla duşa mı sokman lazım?
üstüm başım bir tuhaftı. Ben tıbbi bir müdahale yaptım. Üstünde başında ne vardı dikkatli etmedim. Tıbbi müdahale. Tıbbi müdahale. Ama madem istemiyorsun bundan sonra ateşler içinde yansan da umurum bile değil. Arkamı döner giderim bak böyle. Ben bütün gün burada yatamam. Doktor dinlenmeni söyledi. Duydum. Ama yine de yatamam. Yatamam çünkü... İçim sıkılır benim bu odada, çok renksiz. Daralırım. Ruhum daralır. Ki daraldı bile hissediyorum, fenalık geldi bana bu odada. Ben en iyisi aşağıda salonda falan yatayım. Bahçeye bakarım, kafam dağılır. Tamam. Biraz daha kendine gel. Salona geçeriz. Belki bir film falan izleriz, olur mu? Film. Beraber. Hı hı, film. Bütün gün evdeyiz. Hatta kimilerine göre balayındayız. Daha cazip bir fikrin var mı? Yok. Film çok güzel. Şahane fikir. Tamam. Ben aşağıdayım. Şimdi dinlen. Şimdi dinlen. Yahu insan dinlen derken bile emir verir mi? Ama film güzel. Film olur. Deniz. Ne oluyor böyle? Yok bir şey. Anlatmak ister misin? Anlatılacak bir şey yok abla. Yazık ya. Gerçekten yazık. Hem sana hem önüne çıkan fırsatlara yazık. Senden hiç nasihat dinleyecek durumda değilim şu an. Dinleyeceksin. Dinleyeceksin Deniz'ciğim. Bir kere de olsun dinle artık. Seni Ferit ve Nazlı konusunda uyarmıştık. Üstüne Bulut'u da teklif ettik. Sen ne yaptın ablacığım? Hiçbir şey. Ferit Nazlı'yı aldı. Yakında Bulut'u da alacak. Sonra ne yapacaksın peki? Evin duvarlarını falan mı yıkacaksın? Ne yapmamı istiyorsun ya? Ne istiyorsun benden? Gitti kız. Nazlı gitti. Ne yapayım bundan sonra abla? Canımın içi. Kendine gel. Önüne çıkan fırsatları da değerlendir, tamam mı? Ben şimdi şirkete geçiyorum. Olur da gelmek istersen beklerim. Bak bak habere gel. Yılları müzmin bekarı Ferit Aslan gönlünü kaptırdığı yetenekli aşçısıyla dün düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Sakura restorandaki ortaklıklarıyla kendilerinden söz ettiren çift sadece bir gün önce nişanlandıklarını duyurmuşlardı. Bu sürpriz aşkın yankıları sürerken çiftin evlenmesi cemiyet hayatında büyük bir yankı uyandırdı. Vallahi o yankıyı bize de uyandırdı kardeş. Evet evet biz hiç anlayamadık. Yani aralarındaki çekim hissediliyordu ki ben hissettim mesela. Ama bu kadar çabuk evlenecekleri hiç beklemiyordum doğrusu. Ay manamacığım vallahi ben senin kadar umutsuz değildim. Hatta ben artık onların ikisi evlenmeyi beceremezlerse... ...ben gidip böyle Ferit Bey'e Allah'ın emri peygamberin kavliyle eniştem olur musunuz diyecektim. Asuman'cığım sen ağzını öyle çok enişte diye alıştırma bence. Bakalım Ferit Bey seni baldızı olarak kabul edecek mi? Hmm, hemen gel ve benim böyle hevesimi kursağımda bırak. Benim ablam evlenmiş, ben de şu kadarcık bile sevinemeyeyim değil mi? Zaten yalnız kaldım bir başıma, sen de vur. Aa, aşk olsun Asuman. Ben varım ya. Ben de senin ikinci ablan sayılırım. Ama sen de gidicisin. Aa, Fatoş sen nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum ya Manami. Aa, ne demek gitmiyorum ya? Yani yakında sen de evleneceksin, gelin olup gideceksin ya. Ay kim demiş Asuman ya? Allah Allah. Bir kere bizim Engin'le gayet seviyeli ama o kadar da ciddi olmayan bir ilişkimiz var. Yani senin şu dediğini kargalar duysa onlar bile kahkahalar atarlardı. Ama sen inkar etmeye devam et. Sonra böyle ablam gibi bir anda gelinliğin içine buluverirsin kendini. Evet evet gerçekten. Nazlı'nınki çok büyük sürpriz oldu bize. Belki siz de bize böyle sürpriz yaparsınız ha? Allah korusun. Aa, hareketlere bak. O ne öyle tahtaya vurmalar falan? Yani şey manasında canım hani Nazlı'nın ailesiyle arası kötü oldu ya. Ben de o anlamda Allah korusun dedim yani tatsızlık çıkmasın manasında.